Aşkım biz gidelim. Öyle konuşmak da olmuyor. Ya, niye cevap veriyorsunuz? Ama bir şey sonuçta taş atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Niye cevap veriyorsun? Ya görelim. Gel buraya o zaman. Sen de o süre zarfı içinde kal burada o kadar süre. Yarış böyle kombinler yap. Ben o zaman tamam diyeceğim. Tam pazartesi görürsün. Ha geliyorsun kesin. O kadar neyine güveniyorsun? Yani, hayırdır. Neyine güveniyorsun? Hanginiz eleniyorsunuz onu düşünün bence Allah şimdi. Allah Allah. Ya bir dakika ya. Programa katılmak için mi aldın kiloyu? Biraz da evet. 8 kilosu falan. İddialısın yani. Evet. Buraya geleceksin ne yapıp edip. Evet. Gelmek istiyorum yani 8 kilo aldım burası için ve hakkını vereceğini düşünüyorum yani. Valla ben de düşünüyorum gelirsem. Seray Hanım 5 dakika oldu. Bir sakin ol. Valla ben beğendim. Valla ben geldikten sonra konuşacağım. Ne eğer gelirse, aranıza katılırsa o zaman konuşacağım. Teşekkür ediyorum. Şimdi geldik bizim yarışmacımızı almaya. Seni uğurluyoruz. Tuğçe gel bakalım. Birbencim sen de yerine lütfen. Tuğçe nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ağlayarak başladığın yorum alışverişini kahkahalarla bitirmişsin. Neyine güldün? Hayır buna gülmedim. O sıra işte böyle ne bileyim. Gül kıyafetine bu ne dar. Bu ne dar bir kıyafet nasıl? Çok güzel bir kıyafet ama çok dar. Kızım bana mı öyle geliyor? Her yok, an yok, patlayabilir öyle gibi duruyor. Öyle değil mi kızım? Bir de saten değil mi? Evet. Arkası kısa. Dön bakayım bir etraf. Arkadan sırt bir dön en önemlisin. Bir dön. Dur öyle. Bak. Görüyor musun yandan sırt? Yani anladın. Söylemeyeyim çok fazla. Saçların güzel, yüzün güzel, kıyafet güzel. Star olarak ayakkabını seçmişsin. Olur, tabii ki olur ama kıyafetin... Keşke elbise de olsaydı. Çok, çok dar. Niye bu dar? Kahkahaya buna gülmüş olman lazım o zaman. Yani ben orada giydiğimde gayet güzel olmuştu. Sonra buraya geldim, bilmiyorum. Tabii bunu kabul etmeyeceksiniz ama... Yani... ne söyleyeyim kıyafetin dar olduktan sonra bütün sorun kıyafetinde ama starsa star. Ayakkabına bakarım sen bir salondan içeri girdiğinde. Yani bence küpe bile takmasan sırf ayakkabıyı gözümüze batırabilirsin. Şıklık olsun diye takmışsın tabii ki sorun yok. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim sana. Teşekkür ederim. Puanımda görüşeceğiz zaten. Gülşah'ım. Mümkün değil böyle bir şey giyemezsin. Mümkün değil karşıma böyle gelemezsin. Hiçbirimizin karşısına. Saten en... çalışması pis ve riskli olan bir kumaş. Şu an affedersin göbek deliğinden tut da bütün iç giyimine kadar bütün hatlarını görüyorum. Böyle bir şey olamaz. Hiç mi görmedin? Aynada kendine hiç mi bakmadın? Böyle bir şeyle gelemezsin. Mümkünatı yok. Sıkları görünüyor. Mümkün değil yani. Çok fena düşüştesin. Şimdiden geçmiş olsun sana. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Ben bugün başrolü oynadığım bir filmin galasına gidiyorum. Vay arkadaş. Kaç lira harcadın? Ayakkabılarım 180, elbisem 180, çantam 35, küpelerim 45 lira. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kemal Bey bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kemal Bey bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir daha soruyorum Tuğçe. Sabaha kadar sorarım Tuğçe. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmem ne yapmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum, sana soruyorum. Bilmiyorum. Sen hayırdır? Ne bu? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir daha soracağım. Sabaha kadar soracağım. Sabaha kadar buradayız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kemal Bey bir şey yapmaya çalışmıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Elbisenin bana olduğunu düşünmüştüm. Orada giydiğimde olmadı. Böyle geldiğim için üzgünüm. Orada giydiğinde olmadı gerçekten ve sen ona rağmen değildi. Aldın. Gerçekten böyle değildi ya. Böyle değildi. Gerçekten sihirli bir ayna mı vardı karşında? Efendim? Sihirli bir ayna mı vardı karşında? Hiçbir hattının belli olmadığı bu incecik saten elbisede hiçbir hattını görmedin. Sana iki beden küçük olduğunu görmedin bu elbisenin. Sana kısa olduğunu görmedin. Bütün her tarafını ortaya çıkarttığını görmedin. Tekrar soruyorum, ne yapmaya çalışıyorsun? Bu soruya cevap alana kadar da bırakmayacağım peşini. Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Bir derdim yok. Kemal Bey yani sorduğun sorunun cevabı neyse onu söyleyeyim. Çünkü ben anlamadım sorunuza. Cevap veriyorum. Kabul etmiyorsunuz.
Pratik bir soru, basit bir soru sorup cevap alamıyorum maalesef. Bu kılıkta madem öyle cevap anlatıyorum. Verebilir miyim? Hayır. Aa, nasıl yani? Şu an çünkü coşacağım ben. Esprimizi, eğlencemizi finale saklayalım. Bu kılıkta buraya geliyorsun. Zorla 5 kişi seni elbisenin içine sıkıştırmış. 2 kişi. Onun sebebi de fermuarı bozuktu. Alırken de fermuarın bozuk olduğunu söylediler. Sadece Sabiha yardım etti giyinirken. Ama ben elbisenin küçük olduğunu farkındayım. Evet, özür dilerim böyle geldiğim için. Star parçanın ayakkabını anladığım kadarıyla. Berbat bir kombin var üstünde. Bu elbise dünyadaki son elbise olsa giymemen gerekiyor. Sen... ne yapmaya çalışıyorsun anlatamadığın gibi ben de tahmin edemiyorum. Çünkü büyük beden bir yarışmacı bu elbiseyi giyip karşımıza çıkmaz. Sana gerçek anlamda başarılar diliyorum çünkü çok ihtiyacın var. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey söylemedim. Elbisenin bir beden büyüğü var mıydı? Serial'ın yoktu galiba. Yani ben sen yani bu elbiseyi beden... çok sevdin, içine sığmaya mı çalıştın? Yok. Hayır, aksine... Üç elbise denedim. Üçünden ilkini çok sevdim. Pileliydi, böyle sütlü kahveydi. Onu çok sevmiştim. Onunla gelecektim. Sonra bu elbiseyi denedik. Hani çok da güzel olmuştu. Hani orada da konuştuk. Hayatım her yerden gerçekten bir şeyler farkından evet. fışkırıyor. Gerçekten bak burada göbek deliğin, şurada şuralar görünüyor. Gerçekten... Sen böyle dışarı çıkamazsın. Evet. Ya, gerçekten yani... böyle görünüyorsam sizce böyle gelir miyim karşınıza? O kadar güzel bir elbise giymiştim. Ve biz burada defalarca dedik ki saten çok tehlikelidir. Her şeyi ortaya çıkarır. Haklısın. Sen hem saten seçmişsin hem de daracık. Yani iki beden mi artık, dört beden mi, kaç beden, küçük bir elbiseyle gelmişsin. Oysa ki ben ayakkabılarına bayıldım. Mesela mücevher gibi bir ayakkabı bulmuşsun. Yazık etmişsin. Şu an hiçbir şekilde... Bir kombin göremiyorum üstünde. Yazık olmuş o ayakkabılara. Evet, puanımı veriyorum. Ayakkabılarını çok beğendim kızım ama keşke üstünü yapabilseydim. Sen puan veriyorsa Gülşen yorum yaptı mı? Yap, ya Gülşen yaptı evet. 1. Teşekkür ederim. 1. Teşekkür ederim. 1. Teşekkür ederim.